bir parça araştırma yapsa bugün ülkedeki enflasyonun %100'ün çok üstünde olduğunu görecektir. Ve haklı olarak partimiz milyonlar adına TÜİK hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Üzülerek söylüyorum, vermiş olduğu sahte verilerle milyonları bir yıl açlığa terk eden bu kurum hakkında yargı 2 günde takipsizlik kararı verdi. Bir savcı takipsizlik kararı verebilir, dava açabilir. Bu yargının kararıdır. Ama böyle bir önemli konuda çok önemli veriler vermişken, enflasyonu etkileyecek fiyat artışlarını tek tek ortaya koymuşken, çok ciddi bir dilekçe vermişken, en azından bu savcıda, yargı organlarında bir parça vicdan olmalı. Bir bilirkişi getirebilir. Bu işi daha önce yapan insanları getirip bir rapor alabilir. En azından araştırabilir. Ama 2 günde karar vermiştir. Gerçekten üzüntü verici. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borçları. Bugün biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinledikçe sürekli olarak başka bir konu aklımıza geliyor. Dün belediyeleri konuştuk. Nerede? Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz kurumu olan borcunu ödesin. Peki. Ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacağı var? Bugün itibariyle 540 milyar. Peki bunun ne kadarı belediyelerin? 96 milyar. Şimdi ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak isterim. Geri kalan bu para nerede? Mesela bu kadar bu konuyla meraklıysan, bu konuya bu kadar meraklıysan, bu konuyu bu kadar önemsiyorsan, şu 5 milyonun üzerindeki ya da 1 milyonun üzerindeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan şirketleri bir açıklayın bakalım. Ben merak ediyorum. Çünkü emekliyi 20 yıldır birikmiş Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borçlarıyla kurtaracağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. 540 milyar şu anda alacağı var kurumun. Nerede bu para? Sayın Bakan bunu niye takip etmiyor? Ben 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira bir şey söylemiyorum. Esnaflar var. Esnafların durumu çok kötü. Çok küçük işletmeler var icrada. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama çok büyük işletmeler var bunu ödemeyen. Sürekli af bekleyen. Afla bunu çözen. Eğer bu konuda bu kadar samimiyseniz gelin bunu açıklayın bakalım Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de görelim. Şimdi üzülerek söylüyorum ki bu yılın ilk 6 ayında UYAP üzerinden gelen yeni icra dosya sayısı 5 milyon. Peki hala açık olan icra dosyası 23 milyon. Ama bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon, yani hemen hemen 15 milyon aile icralık olmuş. Yine üzülerek söylüyorum ki ilk 6 ayda karşılıksız çek sayısı 112 bin olmuş. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 3.31 trilyona çıkmış. Ve öyle bir durumdayız ki sorunun çözümünü ya da tartışmayı belediyelerle ya da başka konularla götürüyoruz. Ülke batma noktasına gelmiş. Hemen hemen her 3 kişiden birisi icrada. 112 bin kişi karşılıksız çek ödeyememiş, cezaevine girecek. Yani 400 bin olan ceza. Sayın Başarır, lütfen tamamlayın. İnsan sayısı 500 bin olacak. Şimdi hal böyleyken tuhaf şeyler oluyor. Dikili İcra Dairesi 2004 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününe denk getirmiş. Bazı taşınırların icra yoluyla satış ilanını vermiş. Bugün birkaç gazetede de manşet oldu. Özellikle Saygı Öztürk bunu işledi. Ben inanmadım, gerçekten böyle bir şey olabilir mi dedim, araştırdım. Şimdi icrada ne satılıyor?
termosifon, halı, tül perde, bir adet süs biblosu, çift kişilik yatak, elbiseler ve gardırop, leğen ve elektrik süpürgesi böyle gidiyor. Bunu bu yüzyılda bir icra dairesi internet... Sayın Başarı lütfen tamamlayın. İnternet üzerinden satışa çıkarmış. Türkiye'nin hali bu. Türkiye'de toplam 30 milyona yakın icra dosyası var. 100 bini geçen karşılıksız çek. Artık icra dairesindeki ev eşyaları o dairedeki 7000 çalıştığı 7000 depolarında yük olduğu için bu şekilde satışa çıkıyor. Ve beyefendi de belediyelerin sigorta borçlarıymış da buymuş da bunda. Neden bu noktaya geldik? Niye insanlar bu kadar insan icrada? Niye hemen hemen bütçemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin hemen hemen dörtte biri kadar kredi kartı ve kredi borçları birikmiş? Türkiye bir felakete gidiyor. Biz burada farklı şeyleri konuşuyoruz. Ne kadar güzel. 2500 lirada emekliye zam yapmışız. Bununla da övünüyoruz. Sayın Başarı, son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. Bununla da övünüyoruz. Ben AKP grubuna, MHP grubuna buradan sesleniyorum. Bu kış çok kötü geçer bu ülke için. Doğru kararlar almıyorsunuz. Emeklinin, işçinin, çiftçinin, bu halkın, öğrencinin, esnafın halini görmüyorsunuz. Bu rakamları UYAP'tan alıyoruz. TÜİK verse, TÜİK onda da oynar. İcra dosya sayısını 1 milyona falan düşürür. Allah'tan UYAP diye bir olgu var. Oradan bunları çıkartabiliyoruz. Bugün araçlar, traktörler, kamyonlar, küçük ölçekteki işletmelerin makineleri hepsi icrada. Emekli pazarın sonunu bekliyor. Pazardan dökülen ya da ezilen domatesi. Sayın Başarı, teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın. Onu da taneyle alıyor. O yüzden vicdan. 3 gündür çalışıyoruz. Bugün cuma. Bugün de çalışıyoruz. Yarın da çalışacağız. Pazar da çalışacağız. Sabahlayacağız. Ama bu ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgili muhalefet dışında kalemini oynatan, düşünen, konuşan hiç kimse yok. Olmaz. Olmaz arkadaşlar. Bu yüzyılda eğer tül perdeyi, elektrik süpürgesini, kıyafet, gardırobu, leğeni, icra dairesi satışa çıkartıyorsa bizi kıskanıyorlar dediği Cumhurbaşkanı ülkeler bize güler. Siz Adalet Bakanlığı yaptınız. İnternet üzerinden alınmış, gazetelere manşet olmuş, tüm dünyanın gördüğü bir rezalet bu. O yüzden aklınızı bence başınıza alın. Türkiye'nin gerçek sorunlarını dert edin. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başarır.